Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve hayatım hepiniz. Hoş Hoş geldiniz. geldiniz. Arkadaşlar bugün Ataşım karne alacak. Bakın üstünü başını giyindi bu şekilde. Üstünü başını ütüledik, giyindirdik. Şimdi de karne almak için okula gidecek. Erdal gelip Asil'i götürecek. Ondan sonra ben de hazırlanacağım. Ben de çıkacağım, gideceğim. Birlikte fotoğrafımızı çekiliriz, videomuzu çekiliriz. Öyle. Bugün karne günü. Ha, ayrıca karneden sonra da pazartesi günü arkadaşlar Asil'in resitali var balede. O yüzden de provaları var. Bizim burada Gebze'de belediyenin Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi var. Oraya gideceğiz. Orada prova yapacaklar. Öyle. Bugünümüz öyle geçecek. Bakalım. Evet. Şimdi biz hazırlanalım. Asil okula gönderelim. Ondan sonra da devam ederiz. Bay bay. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz bugün Asel karne alıyor demiştim. Ve şimdi ben de hazırlandım. Asellerle beraber çıkacağım. Dedik yarım saat önce çıkmışım. Az sonra en iyisi hep beraber çıkalım dedik. Ve şimdi hep beraber çıkıyoruz. Yanımda da bakın kim var. Asoşum var. Asoşumun karnesini almaya gideceğiz. Erdal, ben, Asel. Gidelim şimdi karnemizi alalım. Sonra tekrar görüşürüz. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Asuş'um karnesini aldı. Görüyorsunuz. Nurdan hocamız yine güzel dileklerini iletmiş. Böyle bir kağıt yapmış. Biliyorsunuz geçen sene de aynı şekilde çok güzel yazılar yazmıştı. Ve bu şekilde bakın, kızımın her şeyi çok iyi. Evet. Vallahi Asuş'um benim sertifikada almış. O ne? İngilizce öğretmeninden sertifika almışsın. O ne? Bakın burada da her şeyi çok iyi. Burası birinci dönem, burası ikinci dönem arkadaşlar. Bakın hepsi çok iyi. Evet, bu şekilde. Çok güzel karnemizi de aldık. Evet arkadaşlar, biz şu anda Pendik'e geldik. Annemle anneannem de yanımızda. Ataşım da tabii ki. Karnemizi aldıktan sonra annemlerin oraya gittik. Ondan sonra da onlarla beraber Pendik'e geldik. Dedik biraz dolanalım. Anneannem bir iki güne gidiyor. O yüzden de dedik biraz zaman geçirelim. Böyle. Otoparkta arabamızı park ettik. Şimdi çarşıya doğru gidiyoruz. Evet, şu anda çarşıya geldik, görüyorsunuz. Yolun karşısı çarşı, Pendik çarşı. Evet, Pendik çarşıdayız. Hadi gel kızım. Anneannemle annem Asel'e karne hediyesi almak istiyorlar. O yüzden de biraz çarşıda dolanacağız. Bir şeyler bakacaklar. Aslında gidip alacaklarmış. Bir türlü çıkamadılar. Biliyorsunuz babamın da kalçasında kırık olduğu için çıkamıyorlar doğru düzgün. Ben de anneannem gitmeden biraz gezdireyim istedim. Öyle. Onlar da hediye bakacaklar. Evet arkadaşlar, Pendik'te ne alırsan 10 lira 15 lira bir yeri bulduk. Çok uygun şeyler var aslında. Bakın buraları 50 liraymış mesela. Şurası 50 lira. Ha, artan yemekleri koymak için güzel aslında. Benim küçük tencerelerim yok. Hep sadece yemek yapmak için var tencere. Burası da 150 liraymış. Fincan takımları falan. Yok, 150 lira şurası. Bakın buradakiler 10 lira.
Bunlar genelde kahve sunumu vesaire için. Lastik şeyler. Şimdi gezmeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, biz şimdi giysi bakmaya Koton'a gideceğiz. Asaşıma hediye alacak büyük anneannesi. Arkadaşlar, birinci kombinimiz bu şekilde. Evet, ikinci kombi. Evet, üçüncü kombi. Bir de poz veriyor, bakar mısın? Açıyor. Açıyor aslında. Ve bana baksana sen. Peynir desene, bana bak, bana bak. Peynir. Şuradan. Anneannem hediyesini aldı. Şimdi Koton'dan çıkıyoruz. İlk önce yemek yiyelim. Asel'in bale prova saati de geliyor. Yemeğimizi yiyelim, o aradan çıksın da provaya geç kalmayalım. Daha gidip eve sel hazırlayacağım. Bale kıyafetlerini giydireceğim. Saçını başını yapacağım. Evet, biz şimdi yemeğe doğru gidiyoruz. Evet, şimdi gratis'e giriyorum arkadaşlar. Asel'in saçını yapmak için fıstık alacağım. Saç sıktığı alacağım. Şimdi bakıyorum. Evet arkadaşlar, biz gratisten çıktık. Saç sıktığımı ve duş jeli aldım arkadaşlar. Zaten eve gittiğimde her şeyi gösteririm size. Aldıklarımı gösteririm. Büyük anneannesinin Asel aldığı hediyeyi de gösteririm. Öyle bir şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Evet, şu an sahil kenarına yemek yemeye geldik arkadaşlar. Yemeğimizi yiyelim. Sonra vaktimiz kalırsa gezmeye devam ederiz. Kalmazsa eğer eve gideriz. Asel'i hazırlar. Doğru. Bale provasına. Evet arkadaşlar, biz yemeğimizi yedik. Sonra biraz dolandık ve şimdi evdeyiz. Gördüğünüz gibi evimize geldik. Çünkü Asel'i hazırlamam gerekiyor. Saat 5.30'da provası var. Şu anda saatlerimiz 5'e 20 var. Ben Asoş'umu hazırlayıp Asoş'un son haliyle sizlerleyiz. Ondan sonra zaten hep beraber provalara gideriz. Bu arada Asel hazırlamaya başlamadan size aldıklarımızı gösterelim. Bunları anneannem aldı. Yani büyük anneannesi aldı, karne hediyesi. Şu ikisini de ben aldım arkadaşlar. Duş jeli ve saç dondurucu, saç şekillendirici krem. Aslında sprey alacaktım hani saçları donduranlardan. Ama onlarda kimyasal çok dedi. Çocuğa bu daha iyi olur dediler. O yüzden de bitki özlü saç şekillendirici aldım. Orta sertlikte. Bunu kullanacağım. Çocuğumun saçını sıkı bir şekilde topuz yapacağım. Balerin topuzu yapacağım. Asel hazırlanmaya başlayalım mı? Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar. Ta 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 ta. Bakın. Asışıma bakın. Bakın. Kızım çok tatlı oldu değil mi Erkan aşkım? Görüyorsunuz, saçını da görüyorsunuz. Bir gel aşkım. Evet arkadaşlar, bu üstündeki uzun kollu, altında ama bale atleti var. Ama böyle giyinecekler. Bir de tabii biliyorsunuz şu var, bunu giyinecekler. Onu da orada çekerim size. Çünkü ilk dansları bununla olacak. İlk hareketleri. Ondan sonra da ikinci kostümüne geçeceğiz. Ay ne tatlısın sen.
Evet arkadaşlar, şu anda Osman Hamdi Bey'e doğru yürüyoruz. Bakın balerinimiz burada. Montunu evde unutmuşuz, o yüzden benim montum üstüne çektik. Balet kıyafetleri var. Bir de üşümesin çocuk. O yüzden şimdi Osman Hamdi Bey'e gidiyoruz. Osman Hamdi Bey tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi aserler çıkacak. Aserlerin provası başlayacak. Evet, aserler başka arkadaşların yaptığı hareketleri taklit ediyorlar şu anda. Evet, aserlere sıra geldi. Uzaklaş, uzaklaş. Bakalım bu şekilde. Evet arkadaşlar, Asel'in Asel'in ikinci provası başlayacak. Görüyorsunuz güzelliği. Biraz daha öne gel istiyorsan, masa ayağına engel olmaz. Bitti. İkinci günden herkese merhabalar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz en son Asel'in bale provası vardı. Onda çekim yapmıştım. Kızım dün provalarına katıldı. Güzelce balesini yaptılar. Şimdi de evdeyiz. Dün akşam daha fazla çekemedim. Çünkü hastaneye falan gitmemiz gerekti bir sebepten dolayı. O yüzden de daha fazla çekim yapamadım. Orada bıraktım. Şimdi sabah kahvaltısı hazırlıyoruz arkadaşlar. Erdal da işten gelecek. Beraber sabah kahvaltısı yapacağız. Patatesleri soydum, kızartacağım ve krep yapıyorum. Öyle bir sabah kahvaltısı yapacağız ailece. Evet. Ben şimdi kahvaltı hazırlıklarına devam edeyim. Sonra tekrar görüşürüz. Görüşürüz.
Evet, krep için 2 adet yumurta, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı suyu iyice karıştırdım. Daha sonra 2 su bardağından biraz eksik unun ilavesi yapıyorum. Yavaş yavaş unumu ekliyorum çünkü karıştıra karıştı yapacağım arkadaşlar. Normalde unu direkt de dökebilirsiniz ama ben her zaman elemeyi daha çok seviyorum. O yüzden de eleyerek koyuyorum. Bu şekilde karıştırıyoruz. Dediğim gibi yavaş yavaş ilave edin ve karıştıra karıştıra yapın. Evet, gördüğünüz gibi bir kıvamı bu şekilde oldu. Ve şimdi içerisine bir çay kaşığı tuz ilavesi yapıyorum ve karıştırıyorum. Bu kadar arkadaşlar. Krebi yapmaya hazır. Şimdi krep tavamı çıkartıp ocağın üstünde kreplerimi yapmaya başlıyorum. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi çok hafif yağladım tavama. Bir kepçe krebimden koyuyorum. Ve krebimi şu şekilde her tarafa yayıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde krebimi döktüm. Şimdi iyicene göz göz olunca üstü ters çevireceğim arkadaşlar. Ters çevirirken de tavayı tutup ters çevireceğim. O şekilde kreplerimi hazırlıyorum. Hadi bakalım biz kreplerimizi hazırlamaya devam edelim. Evet arkadaşlar bizim kahvaltımız hazır. Gördüğünüz gibi bu şekilde kahvaltımı hazırladım. Erduş da geldi. Şimdi kahvaltımızı yapıyoruz. Evet biz kahvaltımızı yapalım. Sonra tekrar görüşürüz. Biz kahvaltımızı yaptık. Erdal işinin başına gitti. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Hazırlanacağım ve saçlarımı boyatmaya gideceğim. Ya saçlarımı derken biliyorsunuz ben genelde hep altlarını boyatıyorum. Bayağıdır boyatmıyordum. Dedim bir değişiklik olsun, değişiklik şart. O yüzden de saçlarımı boyatmaya gidiyorum. Randevumu falan aldım. 1-1,5 saat sonra orada olmam gerekiyor. Evet, ben şimdi hazırlanayım. Sonra hep birlikte kuaföre gidelim. Evet arkadaşlar, ben evden çıktım. Şimdi aşağı doğru iniyorum. Kuaföre ineceğim. Kuaföre tekrar görüşürüz. Evet, ben geldim kuaföre. Şimdi saçımı yaptırmaya gidiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi saçımı kestirdim. Aslında boyatacaktım. Ama dedim ki şu uçlardaki sarılar biraz daha aksınlar. Çünkü iyice sanki saçlar birbirine yani daha doğrusu renkler birbirine girmiş gibi hissettim. O yüzden de dedim ki kestireyim. Biraz aksın. Biraz daha kendine gelsin saçım. Biliyorsun normalde ben buraları hiç boya sürmedim. Şimdiye kadar hiç yılan sürmedim. Sadece uçlarda vardı. Uçlarda dediğim gibi zaten benim yendiğim saçım kestane rengiydi normalde de. Ama uçlara sarı attırmıştım. Üstüne bir daha attım, bir daha attım. İzinle saçlarım kırılsın kadayıf gibi oldu.
Ben dedim ki biraz daha açsın. Kuaför de öyle dedi. Ondan sonra dedim ki tamam o zaman bir cila attı. Biraz daha parlak renk olsun diye cila attı. Sonra bir de kestirdim bakın. Evet çok güzel oldu ama. Evde tekrar gösterebilirim belki. Ama zaten belli de oluyor yani değil mi? Çok güzel, çok beğendim. Bu kuaförü çok seviyorum. Boya da çok iyi. Sesinde de çok iyi. Gerçekten her zaman geldiğimde mutlaka yani saçıma açtırma yaptım. Benim genelde boya yapılmıyor. Sadece açma yapıyor önde. Ama herkes çok beğeniyor. Çok soruyorlar. Ben her zaman buraya geliyorum. Şimdi ben buraya geldim. Annemler de geldiler. Annem ve anneannem de geldiler. Onlar da kendi saçını boyattılar. Yaptırdı. Onları daha sonra gösteririm. Evet annemin saçını görüyorsunuz. Kırmızılaştı. Harbi güzel oldu ama anne. Evet anneanneme de bakın. Evet arkadaşlar biz kuaförden çıktık ve şimdi eve doğru gideceğiz. Anneannem yarın Artvin'e dönüyor arkadaşlar. O yüzden gitmeden de saçını boyatmak istedi. O da o yüzden geldi. Ben de zaten boyatacaktım ama dediğim gibi boyatmadım. Sadece kesim yaptırdım. Bir de cila. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Sonra tekrar görüşürüz. Asel, anneanne nasıl olmuş? Bak Asel. Evet, biz şu anda Tuzla Marina'ya geldik. Tuzla Marina'da biraz gezeceğiz. Hatta yer bulabilirsek, saatimiz de uyuyorsa Çağla'yla sinemaya girmeyi düşünüyoruz. Annemle anneannem de gezecekler Tuzla Marina'da. Yarın anneannem yolcu. Artvin'e gidiyor. Dayımın yanına. Öyle dedik biraz gezelim yani. Kadının son günü. Bir gezdirelim. Saçın başında yaptı. Öyle. Bakın anneannem burada. Güzel saçlı anneanne. Anneanne dur seni göstereyim. Bak benim güzel saçlı anneanne. Bu da güzel saçlı annem. Bak anne. Anne. Bu da benim güzel kızım. O da güzel saçlı Asel. Bakın. Sen yapamıyorsun. Bakın anneme çok güzel oldu. Evet biz şimdi gidelim marinanın içine doğru. Orada tekrar görüşürüz. Burada yapay zeka sergisi varmış. Hadi bir içeri gidip bakalım. Evet arkadaşlar biz sinemaya geldik. 49 filmini izliyoruz. Çağdaş'ım da yanımda. Şu anda ara verdik. Asırlar da şu anda oyun salonuna gittiler. Asıl orada oynuyor. Onun çekimlerini de eğer annem çektiyse koyarım buraya. Öyle biz filmimizi izleyelim. Filmden sonra tekrar görüşürüz. Sinemadan çıktık. Annemleri aradık. Annemler yemek yeme yerine oturmuşlar arkadaşlar. Ramiz'e oturmuşlar. Şimdi onların yanına gidiyoruz. Çağloş'la. Merhaba. Merhaba. Merhaba.
Aşkım. Ne haber? Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yemeklerimize geldi. Şimdi biz yemeklerimizi yiyelim. Sen tekrar görüşürüz. Evet, biz yemek yediğimiz yerden çıktık arkadaşlar. Şu anda geziyoruz. Tuzla marinayı turluyoruz. Ondan sonra da eve gitmek için yola çıkacağız. Biraz dolanalım dedik. Anneannem buraları görsün dedik. Öyle. Evet, şimdi Tuzla Marina'dan çıkıyoruz arkadaşlar. Deminden beri geziyoruz. Anneannem kendine gratisten bir şeyler aldı. Şimdi de otoparka doğru gidiyoruz. Hadi kaldır Asur. Hadi bakalım fotoğraf çekelim. Tut düşme. Ama hepsini çekme. Asel onu sana kim aldı aşkım? Anneanne mi? Büyüğü mü küçüğü mü? Büyük anneanne mi? Sana hayır hayır aldı? Ben aldım. Yok büyük anneanne. Öyle mi? Evet. Küstüm sana. Cici. Cici bello. Asel, Asel. İbrahim dayı bekliyor mu Asel? İbrahim dayı bekliyor. Hadi basma. Ailesi var. Ne? Tamam, İbrahim dayının ailesi var. Tamam da o da ailesi. Asel. Hayır Asel dur. Asel. Ama şu an şımarıyorsun. Asel aşağı in, ben de geliyorum. İn aşağı. Evet, dün size kapanışı yapmadım arkadaşlar. Çünkü bugün anneannemi yolculayacaktık. Ve dedim ki anneannemi yolculamayla kapanış yapayım. Şu anda otogara geldik. Ve anneannemin bineceği yere doğru gidiyoruz. Anneannem gittikten sonra artık kapanışı yaparız. Hadi bakalım gelin şimdi anneannemi yolculayalım. Evet, biz otobüs terminaline geldik ve şu anda anneannemin bineceği yerde bekliyoruz hep beraber. Asoş da bizimle. Hep beraber bekliyoruz. Anneannemin otobüsü geldi. Şimdi binecek ve Artvin'e gidecek. Aso ne oluyor? Giresun, Fransa, Bise, Opas, Aso. Tamam. Asel görüşmüyor kanalıyla aşkım. En son ben görüşeceğim. Çok çok selam söyle. Anne kaç numara bilir? Asel seni kaldıramaz aşkım. Anneanne ben de görüşeyim. Oğlum gelecek, gelecek. Hadi görüşürüz anneanne. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Sen de git. Gidiyor, Asel gidiyor. Anneanne Artvin'e götür. Götür gitsene. Asel gel gel, otobüs hareket edecek, gel. Yerine de oturmuşlar hemen ha. Evet, anneannem gidiyor. Biz anneannemi otobüse bindirdik. Şimdi evimize gideceğiz. Saatlerimiz 9. Artık bu videomu da kapatayım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve Instagram'dan Cansel Ertürk 34 takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın, kendinize çok iyi. Bye bye.